Efendim hoş geldiniz sevgili hocam. Profesör Doktor Özcan Köknel, tekrar bizimle birlikte olduğunuz ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaşacağınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Ben şeref verdiğiniz için. Sağ olun. Verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Sayın Mehmet Başkak, iletişim danışmanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlginç görüşlerinizi bizimle paylaşacağınız için hoş geldiniz tekrar. Geçen hafta yapacaktık bu programı ama Malatya'daydınız, bize katılamadınız. Onun için başka bir program yaptık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Onur duydum ben de. Bu hayattan kopuk bir şey değil. Yani biz bir sürü şeyi çok abartmaya alışmışız ama bir insanın belli bir zihinsel süreci hipnoz. Ama nasıl bir hipnoz süreci? Kesinlikle bilinç açık. Asla ve asla gece uykusu gibi bir uyuma asla değil. Çünkü iki kişi arasındaki yüksek bir iletişim biçimi aslında. Hı hı. Yani üst düzeyde bir yoğunlaşma, dikkatin en üst düzeyde belli bir noktaya fokuslanması ve bu şekilde meydana gelen bir zihinsel durum, bir trans durumu. Ama mesela bir stadyumda diyelim ki milli takım maçında, şampiyonluk maçında diyelim ki dünya şampiyonasına milli takımımız gitmiş olsun ve son dakikaya kadar beraberlik korunsun. Son dakikada futbolcu penaltı noktasına, bizim futbolcumuz penaltı noktasına topu diktiğinde binlerce seyirci sessiz bir şekilde susar, hiç kimsenin talimat olmadan ve futbolcunun topuna odaklanır. Penaltıyı çekecek futbolcuyla beraber. O esnada o futbolcu o vuruşa odaklanmıştır. Onun dışında dünyadaki her şey yok gibidir. Yok gibidir. Fakat o noktaya odaklanmıştır. Ama stadyumda olduğunu bilir. Ne yaptığını bilir ve kim için o topa şut çekeceğini de bilir. Ve aynı esnada binlerce seyirci de, hatta ekranlara başında olan milyonlarca seyirci de fokuslanmıştır. İşte o durum bir trans durumudur. Yani hipnozla ifade edilen bir haldir esasen. Bir noktaya odaklanmak. Dışarıdaki her şeyi dışarıda bırakırcasına. Peki. Bu durun, hayatın içerisindeki kadar, bir hipnoz. O kadar hareketle dediniz ki kişi çevreden gelen seslere kapalı mı? Yani başka şeyleri duyamıyor mu? Yoksa oradan rotayı çevirecektim. Evet. Suç ve delille alakalı kısma. Evet. İki kişi arasındaki özel bir durumdan bahsediyoruz. Doğal olarak hipnotizör, hipnozu yapan kişi veya hipnoz uzmanı birini hipnoza almışsa onlar arasında çok özel bir iletişim gerçekleşir. Bir defa güven unsurunun olması gerekiyor. İkincisi aradaki o güven ve teslimiyet irade olarak kabul durumunun olması gerekiyor. Yani hiç kimsenin hiç kimseyi gayri irade hipnoz alması mümkün değildir. Ve uykuyla aslında en büyük benzerliği gözün kapalı olmasıdır. Ben şu anda gözümü kapatırsam ve biraz susarsam belki de ekranları başındaki herkes diyecektir ki aa adam canlı yayında uyudu. Ama aslında sadece gözümü kapatıyorumdur. Aslında peki ama ben sadece o kişi karşısındakinin sesini duyuyor. Evet cevap veriyor. Ama etrafının etraftaki sesi, ışığı, etraftaki kokuyu sesi vesaire. Duyar, algılar. Algılıyor. Evet. Peki. O sırada kişinin zekası daha dinamik, daha güçlü bir zihin yapısı falan var mı? Yani odaklanma derken aslında oraya o futbolcu örneğini bundan dolayı vererek başladım. Çünkü herhangi bir şeyi hatırlamaya dönük bir odaklama gerçekleştirirseniz evet, bilinçaltı insan yaşadığı her şeyi kaydediyor. Ana rahmine damla olarak düştüğü andan itibaren ve hafızanın yerlerine istifliyor. Ve hipnoz durumunda bir noktaya odaklandığınız zaman süper bir hatırlama gücü ortaya çıkıyor. Ve insan daha önceden hatırlayamadığı şeyleri hipnoz esnasında hipnoz uzmanının yönlendirmesi ve odaklaması doğrultusunda hatırlayabiliyor. Evet, bu mümkün. Bir kişi isteği dışında zorla ya da farkında olmaksızın hipnoza sokulabilir mi diye bir şey sorarsam size. Yani herkes... Yani doğrusu bu anlamda ben biraz farklı düşünüyorum. Zaten farklı bir hipnoz anlayışını da bir şekilde davet edildiğim yerlerde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hipnoza ben bir iletişim biçimi olarak bakıyorum. İletişimin en yüksek formatı olarak bakıyorum. Doğal olarak
mutlaka bir kabul gerçekleşiyor. Gayri irade asla birini hipnoz almak mümkün değil. Ben bir tek şey sormak istiyorum önce. Şimdi herkes hipnoza alınabilir mi sorusuna? Hı hı. Önce bir net bir cevap istiyorum. Yani herkesi hipnotize etmek mümkün mü? Takım sayılar var. Mesela deniyor ki %10-15'i ancak toplumun hipnotize edilebilir deniyor. Yani bu hepsi buna değil. Yani yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey diyorsunuz. Yani akli melekeleri yerinde olan ve iletişim kurabildiğiniz herkesle trans durumunu oluşturabilirsiniz. Evet, tabii istiyorum. Tabii ben dedim ya farklı bir yaklaşımla hipnozu algılıyorum. Neticede ben eğitim veriyorum insanlara. Telkin eğitimi veriyorum. O başka şey. Trans tabii. Eğitimi veriyorum. Evet. Telkin ve transa bir başkası hipnozla diyebilir ama tabii, telkin ve trans yani eğitimleri veriyorum ben. Kavram olarak. Doğal olarak insanların sizin söylediğiniz oranı ters çevirmek istiyorum. Asla ve asla hipnoz pratiğinin içerisinde olanlar iyi bilirler ki sağlıklı bir insanın, akli melekeleri yerinde olan bir insanın hipnoz olmaması mümkün değil. Sadece yani %10, %15 belki biraz daha hazırlık yapılması gerekiyor. Hani odaklanması için ama onun dışında insanların hepsi hipnoza girerler. Hipnoza peki, girmemek mümkün değildir. Tamam. Yani bizim anlayışımızda, bizim gördüğümüz veya incelemelerimizde veya insanlara öğretmeye çalıştığımız trans durumlarında bir insana hipnoz olamazsın demek, o insana eksik demekle eşdeğer bir peki, manadır. Şimdi zaten bu geçmişte yapılmış. Amerika'da ilk kez 1966, 67 veya 68 yıllarında bir Amerikan mahkemesi hipnoz altında tanığın ifadesini kabul etmiş. Çok var dava. Çok kabul var. Edilen ve zaten çok var. Çok olduğu için de hadiseyi emniyet teşkilatlarına yaymışlar. Yani evet. Binlerce. Evet. Yani şu anda belki daha fazla olmuştur. Yani 10-15 bin civarında belki polis memuru aynı zamanda hipnoz uzmanı sertifikasına sahip. Evet. Kısa yani, 4 günlük programlarla adli hipnotist. Adli amaçlı hipnoz. Adli hipnotist yaptırıyor. 4 gün veya 6 günde. Hipnoz. İşte böyle kısa sürelerde yaptırıyor. Tabii devletten oluşmuş. Evet. Her eyaletten oluşuyor. Eyalet kendi yasasına şimdi sahip. Hemen şunu söyleyeyim ki Türkiye'de tabii ki bu yasak sorgu şey içine girer. Yani hipnoz altında ifade almak, sorgulamak yasakların tabii çok işine gelmiş böyle bir şey. Ondan sonra onlara da tabii güzel bir meslek olmuş. Yani polisler böyle 4 günlük sertifikayla. Peki buradaki başarı oranı ne kadar? Yani tabii olabiliyor ama yani şimdi bu kadar yaygın kullanıldığına vallahi göre şu kadar suçludan. Vallahi Amerikan polislerin medyuma da çok gitmiştir. Yani bunlar. Yani orada bunlar bir şey var çok, hocam aslında müsaade ederseniz. İlk önce sihirli değnek gibi sarılmışlar. İşte ama orada bir şey var. Algı yanılması var. Çünkü hipnoz esnasında zannedilir ki az önce de sanki öyle bir manzara çıktı. Ben herkes hipnoz edilebilir derken farklı bir şeylere anladığımızı fark ettim. Hipnoz altındaki kişi hipnoz uzmanının kontrolü altına girmez. Çünkü hipnoz esnasındaki insan yalan söyleyebilir. İşte tabii bilinç açık, evet. Yani hipnoz bir bilinç parçalanması, bilinç bölünmesi nasıl olur da bölünmüş bir bilinçten doğru bir kanıt oluyor ve ona göre işlem yapılıyor. Netice yani itibariyle yalan beyanda, hipnoz altındaki zanlının yalan beyanda bulunduğuna yönelik yine Bianchi davası hocam. Mallar diyor ki politikacılar hipnoz yöntemini kullanır mı diyor. Gayet tabii kullanıyorlar. Mesela Obama'nın YouTube'a düşmüş videoları da vardır. Evet. Obama'nın konuşmalarını analiz eden hipnoz uzmanları veya hipnotik iletişim, hipnotik dil uzmanları bütün hipnotik telkin unsurlarının Obama'nın konuşmalarında var olduğunu ayrıştırarak analiz etmişlerdir. Hatta bizim ülkemizde mesela, gerçi böyle bir eğitim almış mıdır almamış mıdır bilmiyorum ama tesir gücü yüksek bir hitabeti var Sayın Başbakanımızın. Ben mesela hipnotik iletişimle alakalı olan birisi olarak Sayın Başbakanımızın hitabetinin hipnotik telkin değerinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Yani aynı şey uykuya tam dalmadan 15-20 saniye önce tabii, bir dakika önce olan şey zaten doğal olarak. Tabii. O gevşeme olmasa uykuya geçmemiz mümkün değil. Gayet, o alfa aralığı. Sinema diliyle hipnoz arasında bir bağlantı var mı? Yani elbette ki mesela klasik hipnozda diyelim ki bir noktaya baktırırsınız insanları ve belli bir trans durumu oluşturursunuz. Neticede sinemaya gittiğiniz zaman da bir ekrana bakarsınız. Mesela Temel İçgüdü filminden sonra
birinin veya partnerinin elini ayağını bağlayarak cineyet işleyen vakalar var. Tabii. Evet. Yani orada sinemanın tesiriyle suça temayılı olan kişi bir davranış, suç davranışı geliştiriyor ve filmin etkisiyle bunu yapıyor. Yani illa ki 25. kareye de çok lüzum yok aslında. Yani subliminal veya şu anda reklamlarımızda en sevdiğimiz diziyi izliyoruz. Orada altta bir yazı çıkıyor. Bu dizide sanal reklam uygulaması vardır. Sanal reklam uygulaması tamamen bilinçaltına hitap eden bir subliminal mesajdır aslında. Hipnotik telkindir. Bildiğimiz hipnoz esaslı çalışan bir sistemdir. Hali hazırda reklamlarda yapılan. Ben anlamıyorum. Yani siz bu yani hipnoz sözcüğünü sıklıkla tekrarlamakla aslında bir anlamda siz bana subliminal mesaj veriyorsunuz gibi geliyor bana. Yok, subliminal mesaj gizli olur yani, zaten. Evet, gizli, açık söylüyorum. Açık, hayır, yani hipnozun iyi bir şey olduğuna dair bana şey, her şey hipnoz değil. Yani bu çok yapılan pazarlamada, reklamcılıkta, satışta, vesaire, tabii. Satışta aynı şeyi söylüyorum. Sonra çok ufak bir şey söyleyeyim. Politikacıların konuşması bizi hipnotize ediyor derseniz, başka bir anlamda bizi uyutuyorlar demektir. Çok da tatlı bir şey olmaz yani, onun için. Yani başka bir mesaj vermemiz manayla, lazım. Yani ikna gücü yüksekse eğer. Tamam, ben bu, şey olarak, espri biraz, olarak tabii, tabii, gayet tabii. Etki gücü olan gayet tabii. Yüksek, kitleleri tabii, etkileyebiliyor. Bu doğrudur. Evet, hipnozla zayıflamak mümkün mü diyor Vedat Balta? Yani uzmanlar, hipnozu bilen uzmanlar, kendilerine müracaat eden insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirerek zayıflamalarına yardımcı olabiliyorlar. Hipnozla suça yöneltilirse diye sordu birisi, bir izleyicimiz. Suçlu olan kimdir? Hipnoza yönelten mi? Hipnoz yapan mı? Yoksa suçu işleyen mi diye sordu. Öyle bir vaka var. Evet, bu, o güzel, evet. Hipnozla işlenen suçlarda gerçek suçlu kimdir dedi Emre Günay. Evet, buyurun, sizi dinliyorum. Öyle bir vaka var. Yine Danimarka'da yaşanan bir olay. Evet, hadi bakalım. İki kafadar. Benim kitabımı çok iyi okumuşsunuz. Ya ben sizi takip ediyorum. Evet, hocamı da takip ediyorum. Okuyorum, evet. Evet, hadi anlatın zaten, bakalım. Not atacağım şimdi. Zaten bunları sizin çalışmalarınızdan kopya çektim, evet, zaten. Evet, farkındayım. Şimdi artık anladım. Demin anlamamıştım. Dedim sebeple, iyi bir okuyucu ama. Bunu da bilince tabii, dedim ki artık bu. Ben sıkı okurum, evet. Okumaya gayret ederim lafını kullanarak. Aferin, evet. Şimdi Sayın Hocam, o zaman siz anlatın. Çünkü yok yok yok, siz anlatın bakalım. Çok güzel dinlemek. Evet. İki hapis hücre arkadaşı. Evet, evet. Doğal olarak bunlar sürekli birbirlerine hipnoz uyguluyor. Evet, canları sıkılıyormuş. Canları sıkılıyormuş. Evet. Sonrasında onlardan biraz daha saf olanı bir banka soygunu yapıyor ve bir veznedarla banka müdürünü öldürüyor, iki kişiyi öldürüyor. Evet. Daha sonradan yakalanıyor tabii. Fakat sersem gibi bir durumda adam. Bunların ayrıntısının hepsini sizden okudum bile. Evet. Daha sonra bunu tutukluyorlar tabii. Ve adam da ben yapmadım diye bir şey söylemiyor. Hayır. Evet. Netice itibariyle karısı müdahil oluyor hadiseye. Ve diyor ki bunu falanca adam tabii hipnoz etti ve azmettirdi. Evet. Daha sonradan öteki adamı zaten akıl hastanesine yatırıyorlar nihayetinde. Evet. Hipnoz eden yine kafaları da öteki arkadaşını da azmettirici olarak yine ömür boyu hapse mahkum ettiler gerçekten.